Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla bakanlık, e-nabız uygulamasını güncelleyerek aşı ile ilgili yeni özellikler getirdi. COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği uygulama içerisine eklendi. Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-imza veya mobil imzanızı kullanarak TC numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda kullanım şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için e-nabız sistemi kullanım koşullarını okudum yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Profil bilgilerinizi oluşturmak için ikinci aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise erişim bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu onay kodu alanına yazarak e-nabızı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı aile hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.